Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bazen gençler camiye falan gittiği zaman ya da ne bileyim işte dini konuları merak edip de birilerine sorduğu zaman büyüklerinden şöyle şeylerle karşılaşabiliyorlar. Ya dur bakalım, sen daha gençsin, çocuksun, öğrenirsin, yaparsın. Hele bir yaşın gelsin böyle 60'a, 70'e, 80'e. O zaman ne gerekiyorsa öğrenirsin, yaparsın. Namaz kılacaksan o zaman kılarsın. Şimdi hayatını yaşa. Kendi kendini böyle zora sokup durma falan gibi bir takım laflar da duyuyoruz. Şimdi böyle düşünmek doğru mudur? Yani gençlere bu şekilde yaklaşmak bir kere doğru mudur? Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda çok geniş ve uzun bilgiler anlatılmış. Ayet-i kerimeler nakledilmiş, hadis-i şerifler nakledilmiş, büyüklerin hayatlarından aynı şekilde kıssalar nakledilmiş, menkıbe deniyor, onlar nakledilmiş, bugün anekdot deniyor, onlar nakledilmiş falan. Yaşanan hadiseler de var. Şimdi gençler deyince otomatik olarak bu gençleri dünyaya getiren kadın, dünyaya gelmesine vesile olan bir de erkek var. Yani anne babalar var, değil mi? Evet. Ben çocukluğumda hatırlarım. Küçükken evde, Allah-u Teala rahmet eylesin, babaannemin de annemin de okuyup yazması yoktu ama din kültürleri ilahiyat fakültesini bitirenden fazlaydı. Ama doğru bilgiler vardı. Evet. Yani evde namaz kılınıyordu. Mızraklı ilmihal kültürü diyorlar hocam. Ha, mızraklı ilmihal kültürü vardı. Evet. Evde namaz kılınıyordu. Babam da Allah rahmet eylesin namaz kılardı. Dedem salih bir kimseymiş, onu görmedim gerçi de. Şimdi namaz kılanları görüyordum. Evde. Olsa biz de dururduk, biz de alıştırırlardı. Hadi yavrum bir abdest alıverelim falan filan. Ya babaanne mesela okuyup yazması yok. Gerçi bizim köyde Sarbon yokmuş ama ilahiyat fakültesi yokmuş ama babaannem maşallah sosyolojiyi iyi biliyordu, psikolojiyi de iyi biliyordu. Sarbon yokmuş ama Oxford varmış herhalde. Oxford. İyi biliyordu, iyi biliyordu. Yani yumuşak iniş yapıyor. Ya onun o yumuşak inişi bize çocuk hissi, çocuk ruhu, çocuk haleti ruh hissi. Evde kardeşler arasında daha ben güzel abdest alıyorum falan. Hanginiz bakalım bir göreceğiz bakalım. Ortaya ödül de koyuyordu. O zaman evde ne varsa sevdiriyorlarmış falan. Hocam. Ha, sevdiriyorlar. Ya, önce yani. Sevdiriyor. Önce kendini sevdiriyor. Tabii. Sevdiği için onun sözleri de sevgili gelirdi bize. Aynen. Sevgili gelirdi. Ondan sonra abdest alırdık falan. Ondan sonra derlerdi ki abdeste şöyle olur. Namaz kılarken erkekler şöyle bağlar, kadın böyle bağlar. Bunu görüyordum. Şimdi ben bir mesela o küçükken cumalara giderdik falan. Geliyordum mesela arkadaşız mesela aynı mahallede görüşüyoruz, ediyoruz falan. Seni sevdiği için sen gidersen ben de gelirim diyor. O da camiye geliyor. Ama evde namaz kılan yok. Hiç unutmuyorum. Çocuğun bir tanesi şöyle baktı. Şöyle yaptı elini. Yok olmadı. Şöyle yaptı. Nasıl yapacak? El bağlamasını bilmiyor. Pratiği yok çocuğun. Yok. Görmedi. Görmemiş. Rüküye nasıl gidecek? Secdeye nasıl gidecek? Secdeye bat diye uzandı bir tanesi. Etrafına baktı. Ya öyle uzun değil. Upuzun yattı çocuk. Yani görmemiş. Mahcup da oluyor. Hani herkes bana güler diye. Fakat o zamanlar yani babaannemle emsalleri falan. Hakikaten yani erkekler de işte Oxford okumuşlar demek. Sosyoloji, psikoloji evet, iyi biliyorlar. Oradan çıkmışlar. Hiç böyle sen ne yapıyorsun yavrum yok. Böyle mi yapılır falan, sert davranmıyor. Çık şuradan falan. Defol git. Yani, öyle değil. Öyle bir şey yok yani. Yavrum bak öyle kendini telaş etme. Öyle yorulursun. Bak şöyle bir gösteriyor. Bir daha yap. Aferin sen biliyormuşsun zaten falan. Sen benim yanıma dur. Sen benim yanıma dur, benim yaptığım gibi yap falan. Öyle yaklaşıyorlardı. Evet. Öyle yaklaşınca da çocuk öğreniyordu onu. Şimdi anne baba evde namaz kılmaz, bunu göstermez, bunu bilmezse bu çocuk aynı şekilde cahil olarak gider. Bir de sizin dediğiniz gibi denirse bu çocuklara. Denirse 40 yaşına gelmiş nasıl abdest alınacak, değil mi? He. Rüküya nasıl girecek? İşte 50 yaşına gelmiş, emekli, 55 yaşına gelmiş, emekli olmuş. Gidecek yok, meyhanede kabul etmiyorlar, barhanede kabul etmiyorlar. Pavyona gidemiyor. Mecburen camiye gidiyor bazıları. Camiye gidiyor da ondan sonra adam ömründe ancak de rükû ve secde yapmadığı için dizler bükülmüyor. Dizini kırmamış hiç. Ondan sonra da tutuyor aynı şekilde bir tane sandalye alıp getiriyor eve. Camiye. Camiye. Sandalye atıp dizlerim ağrıyor falan filan. Eğer
gençliğinde yapılsaydı bunlar biterdi. Bu konuda yani İslam alimleri çok şeyler yazmışlar. Mesela bizden 4 asır önce yaşamış olan Hindistan'da Metunullah, Hazreti Ömer'in de 29. kuşaktan torunu olan İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri, Mektubat isimli kitabında buyuruyor ki, gençlikte nefsin arzuları insanı kapladığı gibi ilim öğrenilecek, ibadet yapılacak en karlı zamanda gençliktir. Gençlikte şehvetin, asabiyetin kapladığı anlarda İslamiyet'in bir emrini yerine getirmek, ihtiyarlıkta yaşlanınca yapılan aynı ibadetten çok çok üstün ve kıymetli olur. Çünkü maniler karşısında ibadeti yapmak güçlüğü, sıkıntısı o ibadetlerin şanının şerefini göklere çıkarır. Mani olmayarak kolay yapılan ibadetler aşağıda kalır. Bunun içindir ki insanların yüksekleri meleklerin yükseklerinden daha üstün olmuştur. Çünkü meleklerde mani yok, nefsi yok. Çünkü insan maniler arasında ibadet ediyor, melekler ise mani olmadan emre itaat ediyorlar. Harp zamanında askerin kıymeti artar ve muharebede ufak bir hizmetleri sus zamanındaki büyük gayretlerden, büyük talimlerden daha kıymetli olur. Öyle. Orada bir tetiğe dokunmak veyahut da aynı şekilde bir şeyi savunurken yani bir fedakarlıkta bulunmak sus zamanında efendim işte bilmem kaçıncı kattan böyle atlayarak taklatarak indim indi falan filan indim indi tamam yapacak o sus zamanda talimleri de ama oradaki hareketi daha kıymetlidir. Gençlik arzuları Allah-u Teala'nın düşmanı olan nefsin ve şeytanın sevdiği şeylerdir. İslamiyet'e uygun şeyler ise Allah-u Teala'nın sevdiği şeylerdir. Allah-u Teala'nın düşmanlarını sevindirip bütün nimetleri veren hakiki sahibi gadaba getirmek akıllı ve zeki insanların yapacağı şey değildir buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ve Allah Teala hepimize akla uygun hareketler nasip edip nefse, şeytana ve Müslüman ismini taşıyan din düşmanlarının sözlerine ve yazılarına aldanmaktan da muhafaza buyursun. 400 sene önce yazıyor bunu. Hele dinsizlerin Müslümanlarla alay edenlerin çoğaldığı zamanda yapılan az bir ibadete doğru olmak şartı ile kat kat çok sevap verilecektir. Peki bu zat bunu nereden biliyor? Bir hadis-i şerif naklediyor. Peygamberimiz buyurdu ki buyuruyor. Ey eshabım siz öyle bir zamanda geldiniz ki Allah-u Teala'nın emirlerinden 19'unu yapıp birini yapmazsanız helak olursunuz. Cehenneme gidersiniz. Bir zaman gelecek ki o zamanın müminleri emirlerin birini yapabilip 9'unu bıraksalar cehennemden kurtulurlar. O zamanda imanı olanlara müjdeler olsun. Peygamber Efendimiz size bunun sebebini sorduklarında çünkü sizler hayır işlemeye çok yardımcı buluyorsunuz. Çitlemizin bak o günaha. Otokontrol çok. Otokontrol. Evet buluyorsunuz. Onlar yardımcı bulamayacaklar. Bu genç yaşta namaz mı kılıyor ya? Sen içkide mi içmesin yoksa? Dikkat et uçarsın falan. Falan. Dalga geçiyorlar. Yardımcı bulamayacakları gibi çeşitli engellerle de karşılaşacaklar. Gafiller, cahiller arasında garip kalacaklardır buyuruluyor. Garip kalacaklardı İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri. 4 asır önce yazmış. Dolayısıyla anne babalara hepimize büyük vazife düşüyor. Ya dışarısı aynı şekilde ateş. Çocuğa evde bir şey vermezsen. Efendim okula gönderdim. Okul da aynı şekilde garanti değil artık. Okula gönderiyorum bozulup geliyor çocuk. Çünkü okul dediğin nedir? Ben de öğretmenlikten geldiğim şeyi biliyorum. Öğretmen bozuksa çocuklara bozuk şey anlatır. Bizim dönemimizde de var. Öyle dinsiz imansız öğretmen. Efendim işte milli eğitim. Milli eğitimde diploması varsa milli eğitim onu tayin etmek mecburiyetinde. Bazı şeyler de ilkokul çağında hallolması lazım yani. Ve işte esas konu da zaten o. Hadis-i şerifte buyuruyor ki çocuklarınız 7 yaşına gelince namazı alıştırın. Namazı alıştırın. Hı-hı. Hatta din büyüklerinden bazıları Mustafa Bey. Ya dedim bunlar sosyolojiyi, ondan sonra psikolojiyi falan biz diyoruz işte onlar işte bilmiyor falan. Ne bilmiyorsun? Şimdi 7 yaşında akıllı oluyor çocuk. Alıştıracaksın onu. Çocuğa her zaman abdest almak, su ile abdest almak zor gelebilir. Bunlar duvarlar tabii kireç şey olduğu için, kireçte de teyemmüm alındığı için teyemmüm öğretmişler. Çocuk şimdi oyun oynar. Hadi yavrum namaza falan. Duvar abdest diyor ona da. Çocuk hemen kolunu sıvadığıyla şap, yüzünü şap. Kollarını şap yapıyor. Allah-u Ekber. Zor gelmez ona. Arada da böyle bir gaza geliyor falan. Ben bugün suyla abdest ettim. Aferin benim kızıma, aferin benim oğluma. Bakayım nasıl alacakmışım falan. Geliyor alıyor falan. Tabii ona da bir mükafat veriyorsun. Arada sırada bakıyorsun ne yaptı bu çocuk şimdi? Teyemmüm öğrendi.
Onu sonra suyla abdest almasını da öğrendi. Namazın kıyamını, rükûsunu, secdesini öğrendi. Buralarda neler okunacak? Ha bak şunu ezberleyelim. Ezberletiyorsun. Sureleri ezberle, duaları ezberletiyorsun. Çünkü Mustafa Bey kitaplarda buyuruyor ki çocuk, kız olsun, erkek olsun buluğa erdiği an o anda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demese o çocuk mürted olur buyuruyor. Kafir olur ya. Ya değil mi? Bir de orası var ya. Yani. Tabii. Kafir olur. Sen diyorsun ki bu çocuk ileride öğrensin. Ya kafir oluyor bu. Ya hatırlasana. TGRT FM'de İslam ve Toplum programında birisi girdi. Ben dedi, yani dedi o tavsiye ettiğiniz kitaplar elime geçti. Onları aynı şekilde Saadet Ebedi kitabı olsun. Ondan sonra o Müftah Cennet kitabı olsun. Mızrak Değil Mihal. Onları okudum dedi. Onları okuyunca dedi anladım ki dedim şu yaştan şu yaşa kadar ben mürtetmişim dedi. Yani bu programlar bu dinleyip bu kitapları okuyunca dedi ben Müslüman oldum. Hatta kaza kılan namaz borçlarını buralarda ben ödemem lazım mı falan filan diye suali olmuştu. Evet. Suali olmuştu. Dolayısıyla mürted olur buyuruluyor. Bunun için de her şey daha çocukken. Bizde bir atasöz var. Ağaç yaşken eğilir. Sen çocuğu aynı şekilde. Efendim ben kıyamam. Oruç tutmasın ölür. Ölmez. Bir şey olmaz. Allah saklasın ya bir kıtlık oldu. Yağmur yağmadı. Yağdı da seller bütün mahsulü aldı götürdü. Evler yıkıldık. Kaldın evsiz yurtsuz. Var ya şimdi Suriye'de var, Afganistan var, bilmem neyse var. Kaldı. Yiyecek yok. Ne yapacak o zaman? Ama bu çocuğa sen oruç tutursaydın. O zaman intihara kalkışmazdı. O zaman aynı şekilde sabrederdi. O belayı da sabırla aşardı. Dayanmayı öğrenirdi. Dayanmayı öğrenirdi. Onun için dinimizin bildirmiş olduğu her emir mutlaka insana faydası var. Bize program yapardı. Profesör Doktor Cevat Babuna. Namaz kılan bir adamcağızdı. Vefat etti. Bu da bir şey anlatmıştı. Beraberce fakültesini bitirdiğim bir arkadaş vardı. O dedi ateistti dedi. Bir gün dedi işte boynunda bir rahatsızlık vardı. Gitti dedi. Akşamüstü karşılaştık. Ne oldu falan. Hiçbir şey demiş. Ya hiçbir şey olur mu? Sen de doktorsun ben de doktorum. Rahatsız olduğun için gitsin demiş. Ne oldu? Sizin yaptığınızı bana tavsiye etti demiş. Biz demiş ne yapıyoruz? Namaz selam veriyoruz böyle. Adam demiş bu kafanı bu şekilde. Ya zaten namaz kılarken otomatik olarak yapıyorsun bu hareketleri zaten. O Allah'ını teyitsin. O anlatırdı böyle. İşte abdest alırken kulağa su vermenin, arkasını nemlendirmenin, ondan sonra ayağı yıkamanın, peşirini yıkamanın. Maddeten de doktor diye. Evet. Öyle faydalar oluyor ki. Evet o faydaları bilmenin bir zararı yok. Ama o faydalar için ibadet yapılmaz. Onun için de gençler, daha doğrusu din gençlikte öğrenilir. Yaşlanınca İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu gibi yaşlılık nasip olur mu? Olsa da bu imkan olur mu buyuruyor. Olmaz. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de önemli bir konuda bilgiler aldık Osman Ünlü hocamızdan. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.